Muğla'daki çiftçilerin 1991 ile 2008 yılları arasında ekinlerini muhafaza etmek için ödedikleri miktar yukarıdaki denklem ile modellenmiştir. Denklemdeki P çiftçilerin ödedikleri miktarı milyon lira olarak T ise içinde bulunulan yılı temsil etmekteymiş. Evet bu ödedikleri paranın milyon lira cinsinden değerini veriyor T de hangi yılda olduğumuzu belirliyor. 1991'in t eşittir 0 olduğunu varsaymamızı da istiyorlar. Denklemdeki 3,53 ne anlama gelir diye de sormuşlar. Bir bakalım. 1991'de t sıfıra eşitken bu terim sıfıra eşit olur ve çiftçiler bir bakalım 100 milyon lira ödeyecekler. Bu Muğla'daki çiftçilerin hepsinin ödediği para. T'nin her bir birimlik artışında çiftçilerin ödediği miktarda 3,53 çarpı T oranında artacak. Bu durumda bunun yıllık artışı temsil ettiğini söyleyebiliriz değil mi? Evet, T'nin her bir birimlik artışında çiftçilerin ödediği miktarda 3,53 milyon lira artıyor. Neler olup bittiğini anladığımıza göre şimdi de seçenekleri inceleyebiliriz ekinleri muhafaza etmenin 1991 yılındaki maliyeti 3,53 milyon liradır demişler. Hayır, bu doğru değil. 1991 yılında bu terim sıfır olduğu için maliyet 100 milyon liradır. Ekinleri muhafaza etmenin 2008 yılındaki maliyeti 3,53 milyon liradır demişler. Bu da doğru değil. Maliyet 1991 yılında 100 milyon liraydı ve maliyetin her yıl 3,53 milyon lira arttığını biliyoruz. Ekinleri muhafaza etmenin maliyeti 1991 ile 2008 yılı arasında 3,53 milyon lira artmıştır. Hayır, maliyet her yıl 3,53 milyon lira artacak. Bu aralıktaki toplam artış 3,53 milyon lira değil. Ekinleri muhafaza etmenin maliyeti 1991 ile 2008 yılı arasında her yıl 3,53 milyon lira artmıştır. Evet, bingo, işte bu doğru. T'nin her bir birimlik artışında maliyette 3,53 çarpı T'nin değeri kadar artacak. İşte bu kadar.